açkin merne mi dari geçemde sel desnori Snowy.
Merhaba değerli izleyenler. Bu akşam Womank bizlerle birlikte. Biliyorsunuz aynı zamanda 11. Gençlik Yaz Kampı'nda Türkiye Gençliği ile buluşacaklar ve bu akşam programımızda hem Womank'ı konuşacağız, hem müziği konuşacağız, hem de Akit Gazetesi'nin yaptığı Kızlı Erkekli Vermeni Müzikli Kampı konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Şimdi önce grup üyelerini tanıtarak başlayalım istiyorum. Lara Narin vokalde, Gökhan Ölke bas gitarda, Rupen Merkisetoğlu klarnette, İlken Balseten davulda, Sarı Usta klavyede ve İbrahim Odak elektrik gitarda. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi önce Womank'ı konuşarak başlamak istiyorum programı aslında. Şimdi Womank bir BGST projesi ama bu fikir nasıl ortaya çıktı? Yani sonuçta 2 haftalık bir çalışmayla Womank ortaya çıkmadı. Bunun öncesi nasıldı? Nasıl bir fikir ortaya atıldı ve Womank çıktı? Nasıl çalışmalar yapılarak grup şimdi burada? Aslında fikir babası Saro'dur yani. O da bir şeyler söylemek ister mi bilmiyorum ama. Ermenice sözlü müzik yapmak için böyle bir fikir vardı. Bir araya geldik. İlkem, Saro ve İbrahim zaten birlikte çalışıyorlardı daha önceden de. Rupen de zaten arkadaşlarıydı ve onlar toplandı. Sonra da biz Gökhan'la dahil olduk ve ekip tamamlandı. Bir yıldır birlikteyiz. Ne zaman? Peki bu çalışmalar nasıl gidiyor? Yani bu altyapıyı yaparken, şarkıları seçerken, müziğe karar verirken nasıl bir süreçten geçtiniz? Başlangıçta coverlarla, ısınmak için de tabii ki coverlarla başladık. Geleneksel parçaları. Ama daha sonra edebiyat bize biraz yön verdi. İlk bestemizi o şekilde bir Tanyel Varucan şiirini besteleyerek tamamladık. Daha sonra da önce Ermenice sözlü besteler ve daha sonra Türkçe sözlü bestelere geçtik. Yani birbirimize ısındıkça çıkmaya başladı. Tabii bir de şey noktası da var yani. Aslında yaptığımız şey bir yandan deneme yanılma çalışması gibi bir şey. Çünkü şu anda bizim kafamızda da yani yeni yeni oturmaya başlayan şeyler var. Biz mesela hani müziğimizi tam olarak bir kabın içine sokamıyoruz yani. Hani şey falan diyenler oluyor yani psikodelik müzik diyenler oluyor. Aslında biraz yakın geliyor. Yani tam rock da değil, caz değil. Aslında bir şey durumu yani hep birlikte bir şeyler deniyoruz. Yani şey önemli hakikaten Ermenci aranjeler falan yapıyoruz. Şu anda konuştuklarımın hiçbiri durmadı. Tekrar neyse. Baştan alabiliriz ha? Aslında söylemek istedim. Ne demiştim, nereden başlamıştım? Yani şey, dediğim gibi aslında bizim sürecimiz bir yandan deneme, yanılma yoluyla bir şeyler yapıyoruz. Aslında ilk bir araya geldiğimizde şey durum olmadı. Hadi yani Ermenice müzik yapma gayesiyle yola çıkmıştık ama şöyle bir müzik yapalım, şöyle bir tarz yapalım diye bir durum olmadı. Yani bir arada bir şeyler dönüyoruz. Çünkü hani niyetimiz bir yandan da hani evet doğru Ermenice müzik yapmak ama bir yandan da esas vurgulamaya çalıştığımız şey aslında hani Ermeniler, Ermeni müziği, müzelik bir halk ve müzelik bir kültür değil. Hani bu dilin, bu kültürün, bu müziğin yaşaması gerekiyor. Ve bunu da biz içinde yaşadığımız koşullar itibariyle. Çünkü atıyorum ben elektro gitar çalıyorum, davul çalan var, cazla, rockla uğraşanlar var. Hani aslında içinde bulunduğumuz yaşam koşullarına, dinlediğimiz, zevk aldığımız müzik tarzlarına göre hani bu müziği, bu dili nasıl yaşayan ve güncel bir hale getirebiliriz? Aslında derdimiz biraz oydu. Peki, yani bundan sonra nasıl devam edeceksiniz? Yani kafamız karışık, hani biz de biraz oradan biraz evet. Buradan hani bir tam tanımlama yapmıyoruz şarkılarımızın dediniz ama yani bundan sonra bir önünüzde bir planınız var mı örneğin? Nasıl devam edecek Womank bu süreçte? Belki beste sayılarını arttırmak olabilir ama coverlar da güzel tepkiler alıyor. İnsanların alışıldık dışında bir şeyler duyması bazen güzel olabiliyor, bazen de tam tersi. Sanki mevcuttaki halini bir tepki olarak değiştirmişiz gibi düşünen bir kısım da var tabii. Ama beste olduğu zaman kendi sözünü söylemek daha güzel belki de. Yani bir yandan insanlarla tanışmak gibi bir niyetimiz var aslında. Hani bol bol konser verip hani gerek müziğimizi gerek niyetimizi tabii yeni akit falan izin verirse şeyleri. Yani böyle de yani bir yandan hani bol konser verip hani kendimizi ve müziğimizi, Ermeni müziğini, Ermeni kültürünü insanlara anlatmak istiyoruz. Ya şimdi kardeş türküler aynı zamanda Ermenice şarkılarda, türkülerde söylüyor, birçok dilde söylüyor. Hani Womank da Ermenice şarkılar söylüyor ve bir BGST projesi. Hani biraz buradan bahsedelim istiyorum. Şimdi kardeş türküler de Ermenice söylüyor, siz de söylüyorsunuz. Hani biraz farkımız var.
Yani bu hani bilmiyorum bana çok uzun bir tartışma gibi geliyor da yani şey noktası önemli. Hani kardeş Türklerin yani misyonu şey anlamında hani çok dilliliği, çok kültürlüğü, halkların kardeşliği vurgulaması itibariyle çok önemli. Ve hani bunun da hakkını layığıyla yerine getiriyor ve hani artık bir noktadan sonra şeyin olması da gerekiyor ki hani BGST bünyesindeki diğer projelerde bunun bir yansıması aslında. Bu müziklerde, bu kültürlerde artık derinleşmek, bahsettiğim gibi hani bu kültürleri daha yaşayan bir hale getirmek gerekiyor. Yani örnek vermek gerekirse mesela hani kardeş Türklerin yanı sıra BGST içinde Bajar diye Kürtçe rock müziği projesi var. Gayda İstanbul diye genellikle işte Balkan Çingene müziklerin temel olan şeyler var. Aslında şey önemli. Hani işte hani şey açısından söylemiyorum. Kardeş Türklerin misyonunu önemini bir kenara koyacak olursak şey önemli bir nokta. Hani Türkiye'de bu kültürler var, şunlar var. Biz aslında bir çok kültürlü yapı içinde, çok kültürlü bir renk, farklı renkler içinde yaşıyoruz. Söyleme aslında günümüzde hani iktidar tarafından, muktedirler tarafından da hani dile getirilen bir şey. Ve aslında bir yandan da hani bana göre kötüye de kullanılan bir yere de çıkıyor. Hani aslında bir noktadan sonra artık bu kültürlerin derinleşmesi, gelişmesi, müziklerin özellikle birbirleriyle tanışması, buluşması gibi anlamlarda hani artık bazı noktalarda özelleşmek önem kazanıyor. Yani Bajar da bunun bir örneği, Gay da bunun bir örneği. Biz daha yolun başındayız ama Womack da bunun bir örneği olacak. Yani şimdi aslında hem kültür meselesine girmişken, dillerin, türkülerin birbirini tanıması meselesine girmişken ben Akit Gazetesi'ndeki haberden bahsedeceğim ama onun öncesinde hani biraz daha oraya gelen bir soruyla aslında girmek istiyorum. Şimdi Akit Gazetesi bir haber yaptı. Aslında çok da ciddiye almak lazım, orası tartışılır ama dediler ki hem kızlı erkekli çadır kampı yapıyorlar. İşte hem de burada Womack altı çizilerek ses grubu işte evet, orada gidecek. Gezi direnişinde ortalığı yakıp yıkanlara Ermenice müziklerle moral verecek moral dedi şimdi. Yani hani onları motive edecek dedi. Burada özellikle mesela Ermenice müzik ya da işte Ermeni müzikleri özellikle bunun altı çizildi mesela ki Akit Gazetesi'nde hükümetin destekleyen medya içinde en gerici medya organı olduğunu düşünürsek yani yıllardır hükümetlerin bu tip yayın kuruluşlarının Ermenilerle ya da diğer halklarla alıp veremediğine biraz bunu konuşalım istiyorum. Evet. Gerçekten zor sorarak uzun uzun konuşup şey yapabiliriz. Orada üzücü olan algı aslında Ermenice müzikle direnişçilerin destek bulacağını düşünmek. Yani bu tuhaf. Böyle bir düşüncenin barınması tuhaf sadece. Çünkü sonuçta müzik evrensel. Biz Ermenice müzik yapıyoruz. Ya da başka dilde de olabilir. Hangi dilde olduğu mühim değil ve neden Ermenice müzik yapması dikkat çekmiş bizim grubumun. Tuhaf yani. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Şöyle bir şey eklemek istiyorum sadece. Orada hani ya bu hangi dil, hangi kültür, hangi müzik için yapılırsa yapılsın zaten bu şekilde harcanması bir kültürün veya bir müziğin o zaten hani birinci orada insanın resmen sinirine dokunan hareket o yani. Hani Ermeni müziğiyle bunlar moral buldu falan hani o bir garip zaten. Bir de bence ama daha da acı tarafı şu aslında gerçekten o gezi eylemleri sürecindeki hani halkın içinde o parkın içinde etrafında vesairedeki orada yakalanan bir muhabbet vardı. O muhabbeti hala bu insanlar ısrarla karşı çıkıyorlar aslında. Hani yok sayıyorlar aslında. Yani çünkü bir yandan çünkü alttan alta ona da gönderme yapıyorlar ya. Hani bunlar buna hazırlık yapıyorlar falan. Ya orada hani bir gezide bile böyle bir hazırlık yoktu. Yani bırakın kampın ne orada ne hazırlığı vesaire. Hani benim tamam hani Ermenilik vesaire üzerinden tabii ki çok tenime dokunan bir şey bu. Ama bir bu ülkede yaşayan bir insan olarak aslında bir taraftan da o gezi olayının, oradaki o binlerce insanın niye yan yana geldiğini hala ısrarla görmek istememek, bunu hani yalanlamak, bu bir daha aslında oradaki durumu koyulaştırıyor ve açık da söyleyeyim, içim, yani kendimizi ifade etme anlamında verdiğimiz bu kadar çaba demek ki hala çok daha yetersiz yani. Çünkü hala böyle bir resmen bir duvarla karşı karşıyayız yani. İnsan gülüyor gerçekten haberi okurken ya. Acınacak bir durum yani.
Şimdi Gezi direnişinden bahsetmişken işte binlerce insanın bir araya gelmesi, hükümetin bundan rahatsızlık duyması. Biraz Gezi direnişinden konuşalım istiyorum. Çünkü şimdi Gezi direnişinden bu yana programı hangi konuklarla yaparsak yapalım illaki lafın ucu bir yeri mutlaka gelip Gezi direnişine dayandı. Yani öyle bir süreçten geçiyoruz. Yani Womank'ın sizlerin Gezi direnişine dair mesela ne fark ettiniz ya da kendinizde bir değişim hissettiniz mi? Ya da nasıl yorumladınız bu süreci? Biraz buraya dair görüşlerinizi alsak. Kimden başlayalım? Sesim geliyor mu bu kez? Yani herhalde üzerimizdeki ölü toprağa biraz atıldı galiba. Yani şey noktası çok önemli. Hani benim en değerli bulduğum yer, hani daha önce de bahsettiğim gibi hani insanların farklı kesimden birçok insanın hani bir araya gelip birbiriyle tanıştığı bir ortam oldu. Yani benim mesela şey konusunda fikri değişen çok fazla arkadaşım var. Yani bu bir haftalık süreçte medya buradaki olayları bu kadar sansürlüyorsa 30 yıl boyunca doğuda kim bilir neleri sansürlemiştir gibi. Yani aslında insanların hani bazı noktalarda düşünmesine ve bazı noktalarda daha açık fikirli olmasına, başkalarıyla fikri, görüşü, etnik kimliği ne olursa olsun onunla konuşup, onunla tartışma, onunla anlaşma yollarından artık çekinmiyor insanlar. Ve şeyi de çok net gördük aslında. Hani hani iktidarın medyayı, silah gücünü, polisi vesaire kendi çıkarları için nasıl kullandığını görmüş olduk. Yani aslında evet yani Gezi Parkı hani şu anda tırnak içinde halkın elinde olmasa da yani aslında birçok şeyin başlangıcı oldu. Ne bileyim forumlar bu şekilde hani kamplar, insanların hani birbiriyle buluşacağı, birbiriyle fikir alışverişinde buluşacağı ortamlar var. Ve hani bunları değerlendirmek gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Bunlar çok önemli bir noktada duruyor. Benim için ne kadar demokratik olduğumuzu hem ülke olarak hem kişiler olarak sorguladığımız bir dönemi ifade ediyor. Çünkü hem bikiniyle dans eden bir kadının karşısına kapalı bir kadını koyup ya da onlar gerçek mi? Yani hem gördüklerimiz bize gösterilenler ne kadar gerçek hem de biz ne kadar demokratiyiz. Bunun iç içe geçtiği bir, bunun belki algımızın açıldığı bu anlamda bir süreç oldu. Ben bu sürecin yani tekrar iki kutup yaratmadan bitmesinden, o şekilde sonuçlanmasından yanayım. Çünkü hala mesela ne zaman ki bir polis sevgiyle bakmaya başlarsa karşındakine o zaman bir şeyler olumlu olmaya başlayacak gibi geliyor bana. Peki ya şöyle bir şey sorsam. Şimdi Gezi direnişinde de binlerce çevre kuvvet ekibi, bir o kadar da sivil polis görev yaptı. Sizce içlerinden hiç direnişçilere sevgiyle bakan polis olmuş mudur? Umarım vardır. Aynı şekilde polise de sevgiyle bakan direnişçilerin içinde olduğu zaman yani gerçek demokrasi bu yani bence. Peki şimdi aslında hem buraya kadar gelmişken hani Akit Gazetesi'nin haberi üzerinden başladık. Ermeni kültürüne, Ermenice şarkılarla işte bunlar orada terörist yetiştirecekler, moral veriyorlar falan gibi şeyler yazdılar haberlerinde. Şimdi diğer bir kısmı da kızlı erkekli meselesiydi. Şimdi Başbakan Erdoğan zaten Gezi direnişinde işte bunlar ayakkabılarıyla camiye girdiler. İşte bunlar kızlı erkekli camiye girdiler. Şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi mesela buradaki söylenmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz grubun kadın üyeleri olarak aslında? Siz de kızla erkekli müzik yapıyorsunuz. Acaba hani başbakan bu konu hakkında ne düşünür? Bu yeni bir şey değil ki. İlle başbakan üzerinden gitmeye gerek yok bence. Hani her zaman bir tek hani İstanbul'da bile kadın olmak zor, çocuk olmak zor. Bu yüzden bilmiyorum bana çok da yadırgamadım yani ilk kez duyduğumuz bir şey değil bence. Eklemek ister misiniz? Ya aslında hani nasıl desem var olan şey iktidar şeyi söylemiyle çok paralel bir şey. Aslında hani o tırnak içinde ahlak şeyini öne çıkartarak hani tabii ki kimin ahlakı, neyin ahlakı tartışılır. Ama orada işte kızla erkekle oradan vurmaya çalışma. Özellikle ailelere yönelik bir şey vardı ya haberlerde yazılan tabii haberde. Yani. Evet. Hani çocuklarınıza sahip çıkın falan gibi. Ya orada bence yani sadece bu kız erkek muhabbeti değil, bu ahlak durumu çok öne çıkartılıyor. Ve hani aslında tek bir ahlak var gibisinden. Yani
demin söylemek istediğim aslında kadın erkek muhabbeti değil. Aynı şekilde şimdi trans, LGBT bireyler için de aynı şekilde aynı söylemler var. Ahlaksız gibi, hani genel ahlaka uygun olmayan durumlar gibi yansıtılıyor. Bence hani bu çok paralel söylemler olduğu için hani çok şaşırmıyoruz zaten. O şekilde düşünüyorum. Aslında Gezi'de biz herkesin öteki olduğunu gördük. Bu biraz, bu bizi birleştirdi belki de. Kim, herkes birbirine göre öteki aslında. Bunu çözdük mü? Güzel olacak bence. Peki. Şimdi ikinci parçaya geçmeden önce kamptan görüntüleri izleyelim. Sonra ikinci parçaya geçelim isterseniz. Evet değerli izleyenler, sırada ikinci parça var ama ona geçmeden önce kamptan görüntüleri izleyeceğiz. Ardından yanlış telaffuz etmiyorsam Sandierk. Doğru muyumdur? Sandierk. Şimdi sırada o parça var. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Oh, born to a throne, stronger than Rome. A violent throne, all people's known. But it's my home, all I have known. Where I got grown, streets we would roam. Out of the darkness, I came the farthest. Among the hardest survivors. Learn from these streets, it can be bleak. Accept no defeat, surrender, retreat. So we struggle it, fighting to eat. And we wonder it, when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say. When I get older, I will be stronger. I'll make it better, struggle no longer. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag. Now wave your flag, now wave your flag. Now wave your flag, now wave your flag. Now wave your flag, oh. So many wars, settling scores. Bringing us promises, leaving us poor. An inner situation when debts are compensation. They got no occupation, and buy no medication. See, it's a combination of no education. But we can navigate it, say tomorrow's generation. Cause they can't control us, no they can't hold us down. We gon' pick it up even though we all struggling. Fighting to eat and we wondering when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. Go. It's not far away, but for now we say. Thank you.
bandi vera hazar parik badni vera nacit perim nsti vera ari ertang seiran era ya Evet, şimdi bu şarkının ardından bir telefon bağlantısı yapacağız. Ve Lüleburgaz'daki kamp komitesindeki bir arkadaşımıza bağlanacağız, Utku'ya. Utku merhaba. Alo, Utku merhaba. Merhaba Elif. Bu akşam programımızda Womank'la birlikte hem gezi direnişini hem kızlı erkekli kamp yapmayı, müzik yapmayı konuşuyoruz. Ve Lüleburgaz'a bağlandık. Şimdi Lüleburgaz'da kamp çalışmaları nasıl gidiyor? Bize biraz aktarır mısın? Tabii ki şöyle kısaca aktarmaya çalışayım. Ya biz gençlik kampı çalışmalarımıza, hazırlıklarımıza bu Gezi Parkı direnişinden önce başlamıştık. Bu Gezi Parkı ve direnişiyle birlikte kampımızı daha rahat anlatabilme, hem gençler içerisinde etkisinin olması sağlandı bir nevi Gezi Parkı direnişiyle. Örneğin şöyle açıklayabilirim mesela. Şimdi Lüleburgaz'dan işte günü Gezi Parkı'na giden genç arkadaşlarımız, işte oradaki at... Sanırım hatta bir problem oldu. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Daha sonra Utku'ya tekrar bağlanmayı deneyelim.
Şimdi aslında Utku'ya sorduk, o biraz gezdirenin içine giden arkadaşlarımız işte onların değerlendirmeleri falan diye anlatıyordu. Siz hiç Gezi Parkı'nı gördünüz mü ya da oraya gittiniz mi? Oraya dair izlenimleriniz nelerdi? Hani dediniz ya aslında biz orada hepimiz ötekiydik ve ötekiler bir araya gelmişti aslında. Hani biraz oraya dair farklı yaşadığınız küçük bir anı olabilir ya da farklı izlenimler olabilir. Ne dersiniz? Yani orada ne bileyim benim en çok ilgimi çeken nokta şeydi aslında yani İstiklal Caddesi'nde ya da parkta, Taksim Meydanı'nda falan polis olmadığı zaman biz aslında gayet barış, huzur içinde mutlu bir şekilde yaşıyorduk. Yani o hakikaten güzel bir şey. Yani birlikte ne bileyim çöp topluyorsun, yemeğini paylaşıyorsun, yani yaralı olana yardımcı oluyorsun falan. Hani aslında yardımlaşmanın bizden bir şey kaybettirmediğini, hani birine sende fazla olan bir şeyi vermenin vesaire insana bir şey kaybettirmediğini görmüş olduk. Ve hakikaten şey önemliydi. Orada polisin olmadığı bir hafta boyunca falan hani hakikaten güvenli, temiz, huzurlu bir hayat sürdük. Ama ne zaman işin içine ne bileyim hani başımızdakilerin, iktidarın müdahalesi veya onların olayı yönlendirme çabası girdikten sonra aslında iş biraz değişiyor. Aslında şimdi ben de mesela Gezi Parkı'nı gördüğümde aklıma hemen bizim 11. Gençlik Yaz Kampı ve diğer kamplar geldi mesela. Şimdi diyorsunuz işte temizlik, revir, işte yemek dağıtımı. Aslında hani bunlar 11 yıldır bu kampta yapıyorlar. Şimdi biz son programlarımızı genelde kamp üzerine yapıyoruz ve gelen arkadaşlarımız böyle anlatıyorlar ki geçen yıl ben de katılmıştım kampa. Hani orada onu gördük yani hiçbir kolluk kuvvet olmadan gençler kendilerini koruyabiliyorlarmış. Çünkü Gençlik Bakanı Suat Kılıç dedi ki işte kız ve erkek yapılan çocuk kamplarını kız ve erkek kamp olmak üzere ayırdı. Çünkü ben çocukların güvenliğini sağlayamam dedi. Ama şimdi o halde 11 yıldır bu gençler nasıl kendi güvenliklerini sağlıyorlar? Gezi Parkı gibi, Taksim gibi hani her gün polislerin nöbet tuttuğu bir yerde bile bir sürü taciz, bir sürü hırsızlık vakası olurken o insanlar günlerce orada nasıl kaldılar? Tabii o da benim dikkatimi çeken bir meseleydi mesela. Şimdi buradan biraz devam edelim. Hani Gezi Parkı'ndaki günlük yaşantı dedik ama biraz daha Womank'ı tanıyalım. Şimdi biraz programın başlarında konuştuk ama mesela siz gün içinde ne yaparsınız? Nasıl çalışırsınız? Yani nasıl bir düzeniniz vardır? İşte değişiyor durumu. Herkesin farklı. Bireysel yani söz alabilirsiniz. Ben hala okuyorum mesela. Çok ilgi çekici olabilir. 7. yılıma başlayacağım. Yani öğrencilikle birlikte Womank'ı götürmeye çalışıyorum. Deyip sıramı. İşte ben de okuyorum. Bir yandan tezimi verip iyi bitirmeye çalışıyorum okulu. Yani ben hani şeyle profesyonel olarak hani müzikle uğraşıyorum. Şeyde de çalıyorum. Hani kardeş Türkler'de de yer alıyorum. Benim hayatım genelde işte provalar, müzik, işte enstrüman çalışma vesaire öyle geçiyor. Daha özele girecek olursak yüzmeyi çok seviyorum. Böyle devam edebilir. Yani esir olarak şey yapıyoruz yani. Yani Womank olarak da yani aslında gayet keyifli provalar geçiriyoruz. Hani bir yandan bol bol bir şeyler deneme. Çünkü belki dikkat etmişsinizdir. Herkesin önünde bir efekt aleti, bir setup prosesör falan var. Biraz onlarla oynuyoruz. Yeni ekipmanlar falan almaya çalışıyoruz. Böyle geçiyor. Ya ben biraz sorudan geriye doğru gideceğim. Çünkü şöyle bir şey oldu. Hani günlük hayatınızda ne yapıyorsunuz falan. Bu gezi süreci o anlamda çok ciddi bir huzursuz bir süreçti. Ben kendi adıma konuşayım en azından. Çünkü hani gerçekten normal hayatta yaptığımız her şey değişmişti. Yani gezi odaklı olmaya başlamıştı aslında. Hani işte gündüz geziye gidiyorduk veya akşam geziye gidiyorduk vesaire. Ama hani ben şahsen çok ciddi bir huzursuzluk içinde yaşadım bütün o süreci. Herkes de öyledir de hani insan gerçekten hani eve de gitseniz hani evde normalde yapacağınız şeyleri yapamaz hale gelmiştiniz mesela. Veya biz Womank olarak kaç kere buluştuk hani işte prova yapalım vesaire yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. O gezi sürecinde böyle bir haber sizin o prova mekanınızın ortasında bomba gibi düşüyor gerçekten de. Ve hani her şeyi bırakıp haydi eyleme gidiyorsunuz vesaire, işte yok biri yaralanmış, yok biri bir şey olmuş. Hani o yüzden aslında hala bence bu normal, tırnak içinde normal rutin hayatımıza bence dönemedik. Yani dün bile hala müdahale oluyor mesela. Ve biz artık hepimiz böyle diken üstü yaşamaya başladık. Aman birine bir şey oldu mu? Aman işte ne bileyim bir Toma görüyorsunuz İstiklal'de gezerken. Eyvah yine bir şey olacak falan durumundayız. O yüzden biraz böyle sorunuzu biraz böyle geriye doğru çektim ama maalesef bence hala ben hala normal bir hayat yaşamıyorum mesela. Yaşayamıyorum yani. Yani şey bir de çok önemli yani. Hani sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde
hani şeyler hani bir sürü olay mesela en yakında Rojava katliamı falan. Yani aslında genel olarak bir şey var. Hani gördüğüm kadarıyla hani bir hani ülkede özellikle Orta Doğu'da Türkiye coğrafyasında bir huzursuzluk hakim. Onun haricinde önemli bir nokta olarak koymak gerekiyor. Bazı kıpırdanmalar, bazı uyanışlar da hakim. Yani mesela Gezi Parkı bunun önemli bir örneğiydi. Hala da örneği bence. Mesela ikinci aşamasında yaz kampında hazırlayacağız inşallah hayırlısıyla. Yok bu şakaydı. yani ne diyordum unuttum. Yani dediğim gibi hani bu şeyleri iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani artık şey durumu oldu. Hani bir yandan sosyal medyanın da önemini anlamış olduk. Artık yani sürekli sadece hani ülkemizde değil dünyada olan şeyleri takip etmeye çalışıyoruz. İnsanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Gerekirse bu durumlara müdahale olmaya çalışıyoruz. Aslında şey önemli bir nokta. Bu yalnızca hani bence her kesim için de böyle yani bugüne kadar apolitik, kendini apolitik olarak değerlendiren kesimlerin çoğu da artık bir yandan yani bana göre politik bir hayat yaşamaya başladı. En azından duyarlı insanlar olmaya başladılar. Peki şimdi reklam arasına gitmeden önce üçüncü parçayı çalalım isterseniz. Sonra kısa bir ara verelim. Evet değerli izleyenler, şimdi yine telaffuzunu doğru söyleyebilecek miyim bilmiyorum ama Araçin Mehka. İkinci kelimeyi söyleyemeyeceğimi sanmıyorum. Şimdi Araçin Mehka. Mehki ile üçüncü parçaya geçiyoruz. Sarer un neç, sarer un vragarazer, anam menos, ul nirga buydaçkero, votkermek, yemişt vıstah kalelo, men Mikaylin. Shushaneru gochelo Bait sirigun man hovden zain melusets Yerk mer gardzes nor yerk vor iren
Ишун чиндак кедер нарзат гхосеш Ир кыргин меч шушаннер варт гтарнаш Цайны гардзес арунин меч гхосеш Джермагулы Peluren vargı kışe Çin çuvağar karerun vrah bürin Aynin çarp şir bahmer uvar kanan Jermagachchik